Keşke açarsanız iyi olur. Herhalde Barış'ın esas şeyi de alıp Ahmet önce... Bir tane varken ikincisi hani biraz sönük kalır. Bu biraz pek yolu. Bizim sorsa daha iyi olur. Hani tamam. Hoş geldiniz. Müzik. 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 Evet, çok güzel. Her şey çok mükemmel. Gayet başarılı. Tabii ki, tabii ki. O başlı başınca güzel bir şey zaten. Gaziantep Vakıflar Mevlevihane Müzesi'nde eserlerimiz arasında en eski olanı Gaziantep'in Şeyh Fethullah Camisi'nden alınan el yazması Kur'an-ı Kerim'imiz var. Bu beylikler dönemi. Yani ortalama diyebiliriz 650-700 yıllık bir Kur'an-ı Kerim. Gaziantep'in ve bu bölgenin en eski Kur'an-ı Kerimlerinden bir tanesidir. Bunlar Gaziantep'in ve Anadolu'nun değişik camilerinden getirtilmiş. Burada müze haline geldikten sonra burası, bu eserler koruma altına alınmış, güvenlikli bir biçimde. Ziyaretçilerimizin ziyaretine açık. Ücretsiz bir şekilde Gaziantep Mevlevihane Müzesi'nde bu eserleri görebiliriz. Peki kaç tane Kur'an-ı Kerim var yani bu eski? Bu Gaziantep Mevlevihanesi'nde ortalama 30'un üzerinde el yazması Kur'an-ı Kerim var. Bunlardan en eskileri bu gördüğümüz bir tanesi. Bir tanesi daha büyük olan, biraz sonra sizin de çekimini yapacağınız. Bunlar Gaziantep'e kazandırılmış İslam eseri diyebiliriz. Bunlar Anadolu'nun değişik camilerinde vakfedilmiş. Tabii Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bir çatı altında toplanarak ziyaretçiler hem koruma açısından önemli. Camilerimizde tek başına bunları koruyabilmek biraz daha zor. Hep bu eserler yan yana getirilerek ziyaretçilerin görselliğine açılmış yani. Burada çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Gaziantep Mevlevihane Vakıflar Müzesi'ndeki en büyük ve en eski Kur'an-ı Kerimlerimizden bir tanesi. Bu görmüş olduğunuz Kur'an-ı Kerim. Bu da yine Türk İslam eseri. Beylikler döneminde yazılmış, el yazması bir Kur'an-ı Kerim. Yine Anadolu'nun camilerinden getirtilerek Gaziantep Vakıflar Müzesi'nde sergilenmektedir. Bunu 700 yıllık falan tam 1350'li yıllara ait olan bir Kur'an-ı Kerim. Beylikler dönemi. Yani Osmanlı'nın kuruluşundan önceki dönemlere ait bir Kur'an-ı Kerim. Bu bölgenin en büyük ve en eski Kur'an-ı Kerim'i. Şu Şeyh Fethullah özellikle de bizim şu buradaki Şeyh Fethullah camisinde de beylikler dönemi.